Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ümmetin ulugları hakkındaki alıp orayken dersimizin nöbettekisi. Keçe bana Abdullah ibn Mübarek rahmetullahi aleyhi hakkında ders başa geldik. Bugün devam etkizemiz. Abdullah ibn Mübarek hacga çıkan bir seferde Kufa'ya tohtadı. O kişinin kervanı huttu padişahlarının kervanı yokşaradı. O kişi özü bilen avukat apket aradı yolga. Koğrulgen, pişirilgen tavuklarını özüden ona kitle tüye gibi hükübe aladı gençesini alardı. Ondan taşkarı başka tavamlar. Yani özünü hamrahlarını falludaj degen tavam bilen hem ikram kılardı. Köp rozodar bularadı. İftar kıyan da özü avukatlarını kötarıp tarikatı birerdi adamlarına. Ana şu seferlerinin biri de Abdullah ibn Mübarek özünü hamrahları bilen Kufa getip geldi. Ve Kufa ahlige açarçılık yetkenini gördü. Karasa bir kız, kiçkin egine kızça ahlat honantıda yürüptü. Küze tutturuldu. Ana şu caydan bir ölük karganı cüssasını topladı da kötarıp gitti. Özünü kulağımıge barıp karaçı nimege ap gitti ikin. Hali kulağımı bardı, yüge sonrasa 3 günden beri hiç nesil yanımız yok. Karnımız aç. Yolcular verip gitken nesil yiyemiz yok olsa yok. Şunda Abdullah ibn Mübarek bu nesilini eşittirip yüzünü tosup yığladı. Allah yerden bir uçu. Biz tavuğunu, falludajını yiyip durganımızda bunlar ölü kargan iyiydi mi? Keyin özü bulan keti etken hamrahlarına ortayla yakaytiler. Bir yıl hac yok iken biz için. Malilerde hammasını, taamilerde hammasını Kufa ahlige bölüp veriler dedi. Kervan kişiler özleri bulan apket etken hamma taamını şimdi kılıp Kufa ahlige bölüp verdi. Şimdi kılıp hac kılmasına okuya kaçıştı. Elbette şimdi bu Abdullah ibn Mübarek köp mertte hac kıyken ana şu tatavu hacilerden biri buluştu gerek. Müslüman kişi özünü zimmesi de birinci mertte barayken hacı farz-ı ayın buladı ondan ki yengileri tatavu buladı. Abdullah ibn Mübarek bana şu seferden kayıtlı üyüge vardı da okulayken de düş gördü. Tüşüde ne dâkıl uçı haccun mamrur, sayun meşgur, adam mor mağfur de unge dua kılayken de. Yani amaliz kabul buldu da gen mana baradı. Elbette bu halat Abdullah ibn Mübarek'ni dinle maksadına kançalar yakşı teren çüngenliğini siz bulamızı iki örse tutturup. Hazırda hemşek adamlar var. Koşnusu tırışlıkını zor ötkizadı, biledi. İhtimal aki ülkeleri üyüsüz icareme icare köçü yürgen buladı. Şunu kapıp durup 7. mette hacge barışım, 9. mette hacge barışım de mohtan gelini köresen. Burada senge bir mette barışlık farz. Ondan ki engisi tatavu senin için nafıl savab buladı. Şimdi senin kolundaki şunlaka katta dünyayı bırakken, akeng, ükeng, üyünü bütkü zahmet durgen payıda yoldan belirişliği makurra buladı. Biz birinci mette barladıkken farz bugün hacla etme yapız, itibar veriyle şunlarsak. Kolundaki dünya, atrafızdaki adamlarga siz onu sarplaştığı için verildi. Abdullah ibn Mübarek bu kişinin hayatını küzet adayan bulsak, nimalaga güvah bulamız. O kişi birinciden bitti yönelişi katlı itibar vergen. Fikhke, ilimge. Mana şu nesilge bari fikirini burgen, lekin hayatını başka sahalarını hem beyparva taşla koyganmaz. Ahlak, muamele, ticalet, hayri ihsan, cemiyette içi de yaşayış, adamlarga fayda keltiriş. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem soruşken, men afzalun nas? Adamlarda en afzali kim? Deb soral yanıda, anfahum linnas deb cevap bergenler Resulullah. Adamlarga faydalı rağ boyan kişi. Yani hudbin bo'lmagan, jamiyatga foyda keltira oladigan odam eng yaxshi inson bo'ladi musulmonlarning ichida. Demek siz bilan biz ham o'zimiz uchun bir sohani tanlaymiz. Tijoratmidi, hunarmidi, ilmmidi? Shu sohada peshqadam bo'lishlikka, ilg'ol bo'lishlikka harakat qilamiz. Lekin boshqa sohalarni nima qilmaymiz? Tashlab qo'ymaymiz. Abdulloh ibn Muborak badavlat, nasl-nasabli oilada tug'ilmagan edi. Ama o kişinin otası öte takvalı insanıdır. Bana şu narsani İbn-i Mübarek'in şahsiyetine tasarı kattığı oldu. Bana Abdullah ibn-i Mübarek'i Allah Ta'ala gayri addi, yadlap kalışlık kabiliyetini iktidarını bergenidir. Şimdi bana şunge koşu bu kişi, iradası müstahkem oldu, kattık mehnet kıldı, siz bilen biz bana körüp durgen halı diye yetip geldi.
O kişinin zamanasındaki ulamalardan biri aytadi, közüm mana şu tör kişidek başka bir kişilerini körmegen. Savriydek hadis yatlagan kişini körmedim. Şubeden köre dünyadan bir hacet kişini körmedim. Malik'den köre akıllı irak kişini körmedim. Abdullah ibn Mubarak'den köre ümmetke nasihat görağını körmedim. Bu kişi ümmeti Muhammediye'ye öte bir şefkatli nasihat görüyordu. Ümmetini cüdeyem yaş görerdi. O kişiden rivayet kılınadı. Aytardıken ki, kaniydi Allah beni ümmeti Muhammediye'ye fida kılsa. Sufyan-ı Savri yetedi. Sufyan-ı Savri, bana bu siz bilen biz bilgen, yaş görgen, törele mazhab başılar bilen ilim derecesi teyim bulgen kişiydi. Sufyan-ı Savri yetedi. Ömrümünün hemmesi Abdullah ibn Mubarak'ın ömrünü bir yılı okşasını isterdim. İbn Mubarak'ın 3 gün üçelik buluşuya hem kadar bulmayman dedi. Kareler kimler kanıka bu haberi yaptı. Zamandaşları Abdullah ibn Mubarak'ın sahabalar yetenileştirişlerdi. Ama sahabalar elbette Resulullah'a hem suhbet buluşken, uzat buna birge cihatlar kılışken, şunun için Abdullah ibn Mubarak'ın oğlu üstün buluyordu. Sahabalar Muhammed Aleyhisselam'ın hamroh buluşu için tollangan bendeler. Keyingi davrdagilar her kancı ilimde, takvada, hayr-i ihsonda ulug' bo'lmasin, sahobalarning martabasiga hargiz yeta olmaydi. U kishi o'zini nafsi bilan qattiq kurashar edi. Kun bo'yi o'tirib, taotdan boshqa so'zni gapirmas edi. Albatta bu ham himmatni oliyligidan, irodani mustahkamligidan edi. Ibdo. Al-mu'di degani bizni tilda aytganda peshqadamlari, ilg'orlari, yetuk insonlari, yangi narsani olib chiqqan kishilar, liderlar. Ilhom 1% bo'ladi, Alloh tomonidan berilgan. Ulug'likni 100% ga bo'lsak, 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, qolgan 99% bandadan bo'lgan harakatdan bo'ladi. Endi bu ummatni ichida bir ulug' inson bo'laman degan, qalbida bir oliy himmati bor bo'lgan yigitler, yaşlarımız yapıyoruz bu narsani. Mehnat kılış gerek yaptı kısası. Mehnat kılış gerek. Abdullah ibn Mubarak özünü sözlerini terip, teşirip yapır aradı. Şunun için şakitler gelmeyi derdi ki, elbette sizlerini sözlerinizini yazıp duradığın farişteler var. Yani oylab yapırlar derdi. Ulamalardan bir ayetedi, Abdullah ibn Mubarak'ın işine nazar saldım. Sahabe-i kiramların işine nazar saldım. Karasam sahabalarını Abdullah ibn Mubarak'dan aşçı işi bulma yeneken. Amalda bir kıl bopa yeneken. Fakat hazırlayıp ettik. Sahabalar Resulullah'a hem sıkıbat buluşken. Şunun için Abdullah ibn Mubarak'dan bari bulurlar. Üstün buluradı. Bu kişinin uzun ilmi de, sahavatı da, takvası da sahabalar derecesi yetip o yanıdı. Suvayd ibn Said aytadı. Abdullah ibn Mubarak'ını Mekke'de gördüm. Tavafını tügetti de zamzam aldıya gelip suunu aldı. Adamlar karab duruşuptu. Suunu kolu yaptırıp kıbleye yüzlenip dedi. Parvardigara falancı falancıdan, o ise falancıdan, o ise falancıdan, o ise Resulullah'tan rivayet kıldı. Halin, Resulullah'ın hadisini açış için dua kılıyken basıyam, ravilerini keltirip ötü yaptı. Resulullah dediler, ma o zamzam lima şuribeleh. Resulullah diyorlar, zamzam suyu neme üçün içilse, bas o şunası üçün. Şifa da bitsiz şifa, su da bitsiz su, avukat da bitsiz avukat. Zamzam suyu neme de bitsiz o şun üçün degen Resulullah. Men bu suyunu o künün çankağı üçün içi yapman dedi. Kıyamet gününün çankağı üçün içi yapman dedi. Halin, dünyada katta ülken ilim gelişti. Koruda dünyası cüdeyen katta bu oldu. Dünyada cüde katta nasarları gelişti. Endi suni nima niyat qilib ishi yapti? Qiyomat kuni chanqog'ini Alloh taolo u kishiga bermasligi uchun. Qiyomatda chanqog'idan qutulishligi uchun. Abdulloh ibn Muborak Az-Zuhd nomli kitob yozdi. Bu insonning ruhoniyatini, qalbini tarbiya qiladigan ma'nodagi kitob edi. O'sha davrdagi ulamolar kitob yozsa, kitoblarini shogirdlariga o'qib berardi, ular yozib o'tirishar edi. Tushunishmagan joyini bo'lsa sharhlab berar edi. Bu zuhd Resulullah'ın hayatından, sahabaların hayatından cüdeyen bir tasırçan boyan, insanda kalbiga bir tasır kıladiyan kıssalar bulan tolganıdı. Oku birerdi de özü yığılardı. Şunu da yığılardı ki kitabını okuşlukça kuvvet etmeye tohtap kılardı.
Shunda qattiq yalab qolganda bironta shogirdi jur'at qilib savol so'ra olmasdi. Ilmni ko'ring, ihsonni ko'ring, taqvoni ko'ring, kamtarlikni ko'ring, himmatni oliyligini ko'ring, qalbini yumshoqligini ko'ring, yana ko'z yoshlarini ko'ring. Agar o'lim haqida gapirsa, xuddi o'lgan odamdek bo'lib qolar edi. Abdulloh ibn Muborakni bir shogirdi aytadi. Mana endi u kishini jihodda qilgan ishlaridan. Shom yerlarida jihodda edik. Dushmanga ro'baro bo'ldik. Dushman tomondan bir pahlavon chiqdi-da, muborazani talab qildi. Yakka-makka olishgani bir odam chaqirdi. Musulmonlardan bir kishi chiqdi, Rumlik uni qatl qildi. Kuchli jangchi. Yana muboraza talab qildi. Yana bitta musulmon chiqdi, uni ham qatl qildi. Yana muboraza talab qildi, uchinchisi chiqdi, uni ham qatl qildi. Uchta odamni qatl qilib, muborazani yana talab qilib turibdi. Shunda musulmonlarning bahodirlardan, pahlavonlardan bittasi chiqdi, uni ham qatl qildi Rumlik. Yana muboraza deb turibdi. Musulmonlar xavotirga kirib qolishdi. Shunda yuzini niqob bilan to'sgan bir kishi chiqdi, u bilan olishdi, Rumlikni qatl qilishga muvaffaq bo'ldi. Shunda Rumliklardan bir to'p kishilar unga hujum qildi, boyaga musulmonga, yuzini to'sgan musulmonga. Ulardan 7 tasini qatl qildi. Ular qaytib ketdi, so'ngra chodirga ketdi bu kishi. Qo'shinni amiri kelib, ana shu odamni kimligini menga bilib beringlar dedi. Chodirni istab topib borishuvdi, u kishi Abdulloh ibn Muborak ekan. Musulmon odam mana bu dunyoda ishi, mana dinda ishi demaydi, teng tushadi hammasini. Mana kitob bitta qo'lida bo'lsa, gantel ikkinchi qo'lida bo'ladi. Shunaqa tushunishimiz kerak islomda birodarlar. Mana Abdulloh ibn Muborakni qarang. Qanaqa sohada bo'lsa, shunda lider bo'lavergan ekan, peshqadam. Taqvo, ilm, ihson, qalbni bir yumshoqligi, saxovat, sport va jang maydoni. Qaranglar. Mana qanaqa bo'lish kerak ukalar. Mana biz kimni o'rganishimiz kerak. Mana biz kimga yarashishimiz kerak. Abdulloh ibn Muborak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahli baytiga alohida bir ehtimom qilardi, hurmat qilardi. Banu Hoshim urug'idan bo'lgan, payg'ambarimiz urug'idan bo'lgan bir kishi ibn Muborakni majlisiga keldida hadis eshitmoqchi bo'ldi. Aytdiki, odamlarni chiqarib yorib, alohida o'zimga hadis aytib bersangiz dedi. Abdulloh ibn Muborak ko'nmadi. Hamma qatori eshitasiz dedi. Shunda boyagi Banu Hoshimdan bo'lgan sharif kishi g'ulomiga tur, ketdi, yur. Bizga bu kishi hadis aytishni xolamayapti dedi, turib chiqib ketdi. Chiqib ulovga berib endi jilmoqchi bo'ldi, Abdulloh ibn Muborak yugurib bordida ulovni ipidan ushlab oldi. Ya'ni xijolat bo'lgandek. Shunda nima qilyapsiz dedi. Hadis aytib ber desam unamadingiz. Endi ulovni ushlab turasiz endi deganida aytdiki, men o'zimni nafsimni siz uchun xor qilaveraman. Rasulullohning xonadonidan ekanda bu kishi. Lekin Rasulullohning hadisini xor qilmayman hech kimga dedi. Chunki Rasulullohning hadisi din akalar. Din. Dinni o'rgangani kelganda bu yerdagi boy ham, kambag'al ham, katta ham, kichik ham nima bo'ladi? Bir xil o'tirishlik kerak. Jabroil alayhisalomni payg'ambarimiz oldiga kelib ilm talab qilganligini bilamiz. Odob bilan kelib, savollarni chiroyli so'raganligi. Abdulloh ibn Muborak yashagan davr birodarlar sahobalarning davriga yaqin edi. Bilasizlar, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu, Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu lar o'rtasida fitnali kunlar bo'lgan. Zubayr ibn al-Avvon, Talha ibn Ubaydulloh, Oyisha onamiz roziyallohu anha, bularning o'rtasida fitnalar bo'lgan. Odamlar har xil gaplarni gapirishgan. Abdulloh ibn Muborakni mana shu haqida aytgan so'zi sahobalar orasida kechgan narsa fitna. Men ularni birontasini fitnachi demayman dedi. Chunki birodarlar, ularni hammasi Alloh ulardan rozi bo'lgan kishilar edi. Ularni fitna ahli bo'lishi mumkin emas. Lekin xatolarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin inson, ma'sum emas. Lekin nima bo'lganda ham bular yaxshilikni niyat qilishgan. Sahobalar haqida faqat yaxshi gapni gapiramiz. Mana shu tushuncha, mana shu e'tiqod Abdulloh ibn Muborakdan vorid bo'ldi va ummat orasida nima bo'ldi? Keng yoyildi, tarqaldi. Biz ham bu masalada tilimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytadi. Taqvodor zotlar ham to'rtta narsadan omonda bo'la olmaydi. Eng taqvoli odam ham mana shu to'rtta narsadan xotirjam bo'la olmaydi. Birinchisi, o'tgan gunohlardan xotirjam bo'la olmaydi. Chunki Alloh ularni kechiradimi yo yuziga soladimi qiyomat kunida hech kim bundan xotirjam bo'la olmaydi. Ularni eslab, istig'for aytib, Alloh taolaga yolvorib turishlik kerak doimiy suratda.
İkincisi, qolgan ömrida qanday halokat borligini hech kim bilmaydi. Kelajakda nima fitnalar turibdi, taqvoli odam ham bilmaydi. Alloh biladi, qalbi qaysi holatga ketadi bandani. Uchinchisi, unga berilgan narsani fitna emasligini ham hech kim bilmaydi. Pul berdimi, ilm berdimi, quvvat berdimi, mansab berdimi, nima berdi? Shu bilan boshqalardan ko'tarilib turibsiz. Shu narsani fitna emasligini hech kim bilmaydi. Ehtimol bu istidrojdir. Ko'tarib yerga urishdir. To'rtinchisi, qalbni bir soatda o'zgarib, aynib qolmasligini ham hech kim bilmaydi. Hadisda aytilgandek, insonlarning qalblari Allohning barmoqlaridan ikkita barmog'ining o'rtasida, xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblarni burib qo'yuvchi bo'lgan Parvardigorim, qalbimni iymoningizda sobit qiling deb. Bilmaysiz ertaga qanday bo'lishligingiz. Abdulloh ibn Muborakning hikmatlaridan. Bizni zamonimizga ukalar, ko'zimizni katta ochaylar, juda ham mos keladigan hikmatlar ekan. Mana shu gapni to'g'riligi hujjat bormi, domla? Oyatmi, hadismi, dirgan ukalar ham yo'q emas. Hujjat so'raveradi ham yo'qqa. Akalar, ayrim narsalar hayot davomida ko'rilib, hikmat tariqasida, tajriba tariqasida haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, 2 kirik 2 to'rlik haqida Qur'onda oyat yo'q. Samolyotga chiqishlikka ruxsat bormi? Poyez, telefon, soat tushunarlimi? Hujjat so'ravermaydi ham yo'qqa. Ayrim narsalar hayotiy tajribadan kelib chiqib haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, nazardan qolmadi deydi. Hujjat bormi unga? Abdulloh ibn Muborak aytadi. Kim ulamolarga bepisand bo'lsa, oxirati ketib qoladi. Kim amirlarga bepisand bo'lsa, dunyosi ketib qoladi. Kim birodarlariga bepisand bo'lsa, muruvati ketib qoladi. Akalar, ulamolarni yomon ko'rishlik besabab. Aqidaviy masala. Bir olimni aniq bir aybi uchun emas, besabab yomon ko'rayotganligi sizni iymondan chiqib ketishingizga sabab bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytayapti. Ulamolarga bepisand bo'lmaylik ukalar. Tilimizni tiyaylik. Chunki uni yomonlamasa sizga hech qanday bir zarar yo'q. Lekin besabab yomon ko'rib yomonlab yurgan bo'lsa dindan ketib qolasiz deyapti. Kim?